İzmir depremiyle oluşan hassasiyet, algı ne yazık ki kayboluyor. Her deprem sonrası bu oluyor. Deprem gerçeği bir süredir gündemimizden çıktı. Bir öz eleştiri bu aslında tüm medyaya, hepimize. Ama hatırlatmamız gerekiyor sürekli. Böyle haberlerle hatırlatmaya gayret ediyoruz. İstanbul'da, Zeytinburnu'nda bir siteye gideceğiz şimdi. 60 yıllık bir site. Raporlar var, binalar çürük, boşaltın, depreme dayanıksız diyen ama tek bir hareket yok. Aileler hala o binalarda yaşıyor. Nedenlerini haberde izleyeceksiniz. ATV Haber Merkezi'nden Özlem Aktay ve kameraman Arif Soner. Kalkan bugün oradaydı. Siteye girdi, dairelerin içine de. Özlem bana öyle şeyler anlattı, öyle görüntülerden bahsetti ve hatta telefonuma da gönderdi o görüntüleri. İzledim, ilk tepkim şu oldu gerçekten. Özlem hemen oradan çıkın. Şöyle özetleyeyim, elinize attığınız yer dökülüyor gerçekten. Demirler bile. İzleyin, hak vereceksiniz. Şu anda bakın demirler kopuyor, kopuyor. Bunlar binayı ayakta tutan demirler. Bunların hepsi kopuyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? İşler acısı. İşler acısı. Maalesef işler acısı. Ve biz burada yaşamak zorundayız. Çünkü gideceğimiz hiçbir yer yok. Demirler çürümüş, dokunsan dökülüyor. Beton da artık kum gibi. Bakın tutuyorum nasıl geliyor. Bakın, 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 bakın. Bakın görüyor musunuz? İnsanlar maalesef taput binalarda yaşamaya devam ediyor. Neden taput diyoruz? Hemen gösterelim. Burası binanın zemin katı ve binayı ayakta tutan demirlere bakın. İşte demirler tamamen çürümüş durumda. Dokunduğunuz anda dökülüyor. Demir kopar mı diyeceğim demir, ama burada... Şu anda demir kopuyor efendim. Şu anda bakın demirler kopuyor, kopuyor. Bunlar binayı ayakta tutan demirler. Saati kurulmuş bir bomba üzerinde oturmuş gibiyiz. En ufak bir sarsıntı da Allah korusun. Dehşete düşüren görüntü İstanbul Zeytinburnu'ndaki Veliefendi İşçi Blokları sitesinden. Dokundukça patır patır dökülen bu binalar 60 yaşında. Raporlara göre çoktan ömrünü tamamladı ama çürümüş demir. Dökülen betona rağmen aileler bu taput binalarda yaşamaya devam ediyor. 60 yıllık bina benimle yaşın. Burası dayanır mı? Yani bir deprem olsa 7'nin üzerinde bir depreme dayanır mı? Bir müteahhit ortaya çıktığında ben şunu isterim, ben bunu isterim. İstekte sınır yok. Dubleksi olan kalkıp da ben 5 daire istiyorum derse bu da olmaz. Arazi çok büyük, tam 52 dönüm. Bazı binalar 4 katlı, bazısı da 2. 309 aile işte bu binalarda yaşamaya devam ediyor. Kentsel dönüşüme gelince daire sahipleri defalarca bir araya geldi ama geçen 13 senede tek bir adım bile atılamadı. Hatta komşuların arası da bozuldu. Bir dakika, bir dakika ya. Rahatım diyorsun kardeşim. Benim evimin yapılmasını istiyorum. Mağdurum. Böyle hem 2 katlı hem de böyle 4 katlı bloklar da var. İşte anlaşmazlık da tam da bu noktada çıkıyor. 18 kişi var, 6 kişi var. Sen benimle aynı eş değerde misin? Siz de 5 daire istediniz. Oraya 5 daire vermez. Yıllarca bir çözüm bulunamayınca çoğu ev sahibi burada evini boşalttı. Başka daha sağlam binalara geçti. Onların yerine ise burada kiracılar oturuyor. Yani apartmanda oturan isimler değişse de aslında burada yaşayan herkes için o tehlike devam ediyor. Kesinlikle korkuyorum ve uyuyamıyorum. Bir an önce buraya el atılması lazım. Endişe içerisindeyiz. Yani 10-15 metrekare fazla için değer mi hayatı yok etmeye, ölmeye sorgulamak lazım.